Ama... Söyleyin Matmazel Renan'a. Hemen terk etsin bu çiftliği. Bu Renan'ı incitebilir. Söz vermiştin Muzaffer. Her şey istediğin gibi olacak demiştin. Eski nişanlının aynı çatı altında kalamam. Lütfen anla. Abi, böyle bir şey yapmayacaksın değil mi? Haklısın. Bunu benim yapmam doğru olmaz. Ama sen münasip bir dille söylersin Renan'a. Selamünaleyküm canım ciğerim. Aleykümselam ağa. Ya bak benim açlıktan midem kıyılacak arkadaş ya. Kıyılır tabii. Senin aklına uydum, gül gibi bereket kapısını kapattım. Çalışacağız erenler, çalışacağız. Çalışacağız he? Nerede Ramazan? Bizi hükümet kapısına bekleyen iş mi var? Irgatlık ederik oğlum. Irgatlık edeceğiz ha? He. Sabahtan akşama kadar güneşin altında cayır cayır yanacak. Enayi miyim ben? Allah Allah! Alın teriyle çalışan ırgat enayi mi oluyor? Benim altın bileziğim var. Nerede? Nefesim. Nefesim kudretli benim. Bir iki eve hayır duasına giyip okuyup üflesem... ...kesin para çıkar. Yağa bak, yemin ediyorum sen hiç akıllanmayacaksın. Üfürük müfürük yok kardeşim. Bana bak, eğer bir üfürük yap, yemin ediyorum senin foyanı ortaya dökmezsem... ...bana da Ramazan demesinler. Dök, dök. Acacına dolanıp duralım o zaman. Aha, bak hele bir tane at arabası alıp nakliye işine girsek. Cebimizdeki 3 kuruş parayla mı? He? Yetmez derler. Yetmez. Ne? Ne? Dağdan bayırdan ot toplasak. Ahaliye de şifalı ot diye satsak. Hah! Yemin ediyorum buldum kabak. Pazarcılığa ne diyorsun? Kabzıbanlık ederek olmaz mı? Cık, sermaye ister. Ona sermaye ister, buna bir şey ister. Sürekli bir şey söyleyin ya. Buldum! Ne? Dedemin bıraktığı bir sandık var. Ne var dedemin bıraktığı sandıkta? Yürü evde, yürü. Yürü eve gidiyoruz. Gene neyinlik peşinden? Yürü diyoruz eve gidiyoruz. Ya bak eve gidelim de kardeşim. Yeniden burada olman çok güzel. Ben de çok mutluyum. Dünyanın en bahtlı kadını benim. Çünkü kocam sensin. Oradaki sefaret gözümün önünden gitmiyor. O şartlarda nasıl yaşanır? Başka çareleri yok. Mecburlar. Ailen mecbur değil. Onları çiftliğe alalım, hı? İstemem. Abimle babamın yüzünü görmeye katlanamıyorum. Peki ya annen? Annemin yanımda olmasını çok isterim tabii. Ama gelmez ki. O şeytan babamı bırakıp da gelmez. Birlikte gelsinler. Burada bir müştemilata yerleştiririz. Hem böylece babanla abin de sürekli gözünün önünde olmaz, merak etme. Haklısın. Annem için hepsine katlanmam gerek. Benim gitmem gerek şimdi. Hemen mi? Maalesef. Kız bu ne? Ne oluyor? Kapının önüne koydu bizi. Gidinin Cemşir'i, gidinin Allahsızı. Gidin evleri! Dur yapma Reşit'im mi? Seveyim, dur. Ulan tutmayın beni. Göstereceğim gününü. Nerva! Ne bağırıyorsun? Ulan bunu bana nasıl yaparsın? Vicdansızlık değil mi bu yaptığın? Sana bu yaptım. Az bile. Ulan sen gavuru mu sallıyorsun? Ha? Gavuru mu sallıyorsun? İnsan dostuna bunu yapar mı? Hadi oradan be! Hadi oradan! Senin gibi dost düşman başına. Gidinin insafsızı. Gidinin namussuzu. Ha? Hoş! Asıl bizim paramızı savuşup yendin namussuz. Geberteceğim ulan seni. Dur Reşit, dur gitme. Gel. Yapma bey, dur yapma. Ya baba bırak bir tane vursan yarısı boşa gider. Yapmayın, siz kardeşten de ilerisiniz. Size yakışık almaz. Gidin lan. Çekil. Lan Cemşir, sana bunun hesabını sormazsam ben de adam değilim. Hadi oradan be, hadi oradan. Ateş olsun, 20 kadar yer yakar. Ulan, sana var ya, sana ne kadar yer yakacağımı göstereceğim ben Cemşir. Göstereceğim. Çekil! Sen de ağlama! Bakmayın siz de! Çekil! Bu olanlara inanamıyorum. Ne kadar üzgün olduğumu anlatamam dedim. Çok küçültücü bir durum bu. Bunları yaşamını hiç istemezdim. Vicdanım asla rahat etmeyecek. Senin bir kabahatin yok ki kuzum. Hoşça kal. Hoşça kal. Gidiyor musunuz yoksa? Çok alışmıştık size. Oru var. Oru var. Bacım nasıl şişiniyor? Savaşı sen kazansan sen de şişinirdin. Gördün mü kenarın dilberini? Herkesi nasıl dizdi hizaya. Helal olsun vallahi. Dil cenabet. Ama her çıkışın bir inişi vardır elbet. Gün olur devran döner bacım. Devran döner de acaba biz görür müyük bilmem. Abime söyledin mi? Neyi? Neyi kastettiğimi çok iyi biliyorsun. Ha, şu gizli aşk. Sence? Eğer söylemiş olsaydı Muzaffer bunun hesabını sormaz mıydı sana? Peki söyleyecek misin? Bilmem. Muzaffer'in bu gerçeği bilmeye hakkı var değil mi? Az mı şantaj yaptın bana? Az mı acı çektirdin? Mukadderat. İnsanın yaptıkları bir bir karşısına çıkıyormuş demek ki. Şimdi acı çekme sırası sende. Kemal'in çiftlikten gitmesini asıl sen istemedin değil mi? Bu yüzden korudun Kemal'i. Muzaffer'e bu yüzden anlatmadın gerçekleri. Ne kadardır devam ediyor bu gizli aşk? Nasıl bu kadar düştün? Hı? Senin gibi sosyetik bir hanım. Böyle bir şoför parçasıyla. Hiç yakıştıramadım. Anlatacak mısın abine? Canım isterse anlatırım, istemezse anlatmam, onu benim keyfim bilir. Bu biraz da senin vaziyetine bağlı. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.